Daha fazla bakmak istemiyorum ben buna arkadaşlar. Ananın avradını resmen kıl var. Oğlum kurt mu lan bunlar? Lan böcek var bildiğin. Dilimin içerisine girmiş hep. Ananı avradını. Benim elimden bir şey yenmez beyler. Selam sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bayağıdan beri test etmek istediğim ama bir türlü kısmet olmayan bir şeyle, hatta sizi bugün meyvelerden, sebzelerden, elinizden, hayattan tiksindireceğim bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün mikroskop ile hayatınızda görmediğiniz şeyleri göreceksiniz. Sucuğun üstünde ne var, elimde ne var, gözümde ne var, ağzımda böcek var, suratımda belki şu an bir böcek var. Onların hepsini bugün bu videoda görmüş olacağız arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü hep merak ettiğim şeyler. Şu an mikroskopumuz burada bu arada. Aletimiz bu arkadaşlar. Küçücük bir şeye benziyor ama yani derinizin içine kadar gidiyor diyebilirim. Yani nasıl söyleyeyim? Kalıncayı benim kadar yapıyor. Öyle bir cihaz kendisi. Bugün meyvelerin, sebzelerin üzerinde neler var? Benim suratımda neler var? Kılların derinlikleri, yani aklınıza gelebilecek her şeyi bugün inceleyeceğiz, göreceğiz. Mesela şu an elim çok temiz gibi görünüyor ama az sonra bu elimin içinde belki kurt var. Evet, şaka değil. Hepsini videoda göreceksiniz. Bu videomuza güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Beni böyle bir gaza getirin. Sizlerden isteğim videoların altına bir sonraki videoda ne yapalım yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza abone olursanız, bana destek verseniz çok mutlu olurum. Desteğinize ihtiyacımız var. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak abi sucuktan başlayacağız. Hepimizin sabah kahvaltılarında yediği sucuk. Yani galiba bu videoyu izledikten sonra daha hiçbir şey yemeyeceksiniz veya yeseniz bile 1 milyar defa yıkayacaksınız. Şimdi ekrana geliyor. Buraya sucuğu koydum. Şimdi sizler de ekranda görüyorsunuz. Ananı avradın şuraya bak. Arkadaşlar şu an size sucuğun içerisini gösteriyorum. Oğlum bunlar ne? Bunlar ne? Oha! O akıl var bak. Tam lan kaydı kıl. Oğlum sadece bir tane değil ki, bir sürü kıl var arkadaşlar. Görüyorsanız şuraya bak. Abi. Yalnız tabi bilmiyoruz onlar et mi. Aha burada yeşil bir şey var. Resmen yeşil bir şey var şu an sucuğun üstünde. Ama ben buradan baktığımda kesinlikle göremiyorum onu. Bir de arka tarafını döndürdüm sucuğun. Oğlum arka tarafı daha pismiş. Oha kıla bak. Ana siyah siyah şeyler falan var. Anın avradını resmen kıl var. Abi. Kenarları böyle kapkara olmuş. İlk olarak sucuğu test ettik ama daha fazla bakmak istemiyorum ben buna arkadaşlar. Sucuk böyle. Sucuğun içerisini gördünüz. Bu arada bir sonraki videoda neyi test edelim? Mikroskop videosunu severseniz bir sonrakinde neleri test edelim? Az sonra yüzümü, suratımı, ağzımı, dişimi, her tarafımı göstereceğim sizlere. Ama ilk önce sebzelerden, meyvelerden girmek istedim. Mesela buradan çilek. Hepimizin böyle direkt suya ıslatıp yediği şeylerden bir tanesi. Oha çileğe bak. Oha oğlum. Arkadaşlar çileğin içerisinde az önce böcek gördüm anasını satayım. Oğlum bunlar ne? Buradan bir dakika ayar yapacağım şimdi buna. Oğlum kurt mu lan bunlar? Arkadaşlar yani kurt filan galiba bunlar. Aha o ne lan? Yaprağa bak. Oğlum yaprağın üstünde bile küçük küçük tüyler var görüyorsanız. Zaten insanoğlu bir yılda kaç tane böcek yiyordu? 1 milyonu geçik yiyordur herhalde. Bayağı bir böcek yiyormuşuz arkadaşlar. Onların sebepleri burada işte. Yani meyveleri, sebzeleri ne yiyorsanız yiyin. Tertemiz yıkayın. Emin olun öyle yiyin. Şundan içerisine baksana. Şimdi ben bunu nasıl yiyeceğim? Ben mesela şu an çilekten soğudum yani. Ay bir dakika, bunlar böyleyse çürük olan şeylerin içerisinde neler vardır? Onların içerisinde böcek falan olabilir bu arada. Onlara da bakacağız şimdi. Şu çileğe bir detaylı... Yalnız çileğin her tarafı tüy lan neredeyse. Arkadaşlar çileğin her tarafında neredeyse tüy var. Ben bir daha çilek milek yemem. Şuraya baksana, her tarafında kıl var gibi. Onlar tabi gözle görünen şeyler değil ama. Oha! Lan böcek var bildiğin. Şunlara bak. Bunlar ne oğlum? Git lan. Ve şimdi bir tane biber var burada. Çürük bir biberimiz var. Bu çürük biberin içerisinde neler varmış? İlk önce çürük olmayan kısmına bakacağım. Oğlum baksana, bunun üstünde bile siyah siyah şeyler var ya. Şuraya bak. Tamam onlar çürük yerleri ama. Şimdi çürük yerlerine götürüyorum. Ananı avradını. Ya zaten çürüğü tutup da yemeyiz herhalde de yani. Gösteriyordum içinde neler var diye. Yalnız bir böcek göremedim. Böyle hareketli bir canlı göremedim daha. Şu çürük yerine tam yaklaştırmak istiyorum. Ay! Oğlum bu ne? Böcek falan var mı acaba? Arkadaşlar bunun içerisinde böcek falan göremedim ama şu çürük haline bakar mısınız ya? Sapına bakalım. Bu da tam sapı. Bu arada çürük sebzelerinizi, taze sebzelerinizden
ayırmanızın bir örneğini gösteriyorum. Ayırın yani. Onlara da böyle bulaşıp çürük yapıyor değil mi? Sebzeler yan yana durduğunda çürüyor hep beraber. Biberimiz de bu şekilde. Ardından portakala geçmek istiyordum. Bakalım portakal, dümdüz bir portakal, tertemiz görünüyor. Ama bakalım ne kadar temiz. Geldik şimdi portakalın içerisine. Bakalım portakalın içerisinde neler var. Şöyle göstereyim ben size. Portakal dümdüz bir portakal, tertemiz bir görünüyor yani. Herhangi bir şey görünmüyor. Ama buraya koyduğumuzda... Abi bunlar ne anasını satayım ya? Bak bizim gözle hayatta göremeyeceğimiz şeyler vardı içerisinde. Siyah siyah noktalar var. Az sonra parmaklarıma falan bakacağım, suratıma bakacağım. Oralarda ne çıkacak çok korkuyorum. Oğlum şuraya bak, simsiyah. Nokta nokta şeyler var bir sürü. Bu arada biz kıpırdamıyor şu an portakal. Biz kıpırdamıyor sanıyoruz ya, burada kıpırdıyor. Ufacık bir milisaniyeyi yani kaydediyor şu an, alıyor. Bu arada videomuza like atmayı unutmayın. Ciddi anlamda arkadaşlar, istatistiklerimizde büyük bir düşüş var. Sizler ne kadar like atarsanız, sizler ne kadar abone olursanız, destek verirseniz beni o kadar gaza getirmiş olursunuz. Daha güzel videolar çekelim. Şu an elimde bir tane tüylü bir kivi var. Her zaman kiviyi merak etmişimdir. Kivinin içerisinde neler varmış şimdi onu hep beraber göreceğiz. Oha, hasır lan bu. Bu ne oğlum? Küçücük tüyleri ne hale getiriyor baksana. Abi inanılmaz ya. Bu ne kadar oğlum, bu ucuz lan, bu kadar da pahalı değil lan. Ne kadardı bu? Bu arada cihazımızın fiyatı 300 lira falan değil mi? Cihaz ciddi anlamda fiyatına göre performans mükemmel arkadaşlar. Yani 300 TL'ye veriyor yani, o görüntüyü veriyor. Baksana şunun içinde oğlum, karınca yuva yapmış lan. Şimdi kivinin içerisini açtım. Bakalım kivinin içerisinde ne var? Zaten biliyorsunuz siyah siyah noktalar var. O siyah noktaların haricinde farklı şeyler var mı? Kivinin içerisinde bile tüy gibi şeyler var lan. Kivinin içerisinde bile tüy gibi şeyler var. Bak bu dallar ne anasam, orada dal bilen var lan. Ama içi böyle jöle gibi görünüyor ha. Sizler de görüyorsunuz zaten. Hayatta en tehlikeli şeylerden bir tanesi para. Hepimiz parayı seviyoruz. Şimdi insanoğlu parayı çok seviyor. Biliyorsunuz ki dünyada her şey para arkadaşlar. Bu para milyonlarca insanın elinden dönüyor, dolaşıyor, geliyor, dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Böyle bir eski yabancı bir para vardı. Ona bakacağım şimdi. Bu arada mikroskop ne kadar güzel. Baksana şu ne kadar şey gösteriyor ya. Aha parmağıma bak lan. Aa, o benim parmağım olamaz. Oğlum parmağım çok iğrenç. Ananı avradım. Kendimden tiksindim şu anda. Abi çok kötü. Şimdi şu bıçakla dürtelim. Oha lan bıçağın ucuna bak. Oha! Bıçağa bak. Oğlum bıçak maviymiş. Oğlum bıçağa bile güven yok. Bıçak bile çok kirli ya. Evet parayı görüyorsunuz. Paranın üzerindeki... Ne yazıyor lan orada? Abi parayı görüyorsunuz arkadaşlar. Ne parası olduğunu da bilmiyorum. Ne... Oğlum parayı ne güzel yapmışlar lan böyle. Neşet Ertaş mı yazıyor orada? Libertaş. Ha Libertaş'mış. Oha paranın ucunda kıl var lan. What? Oha! Şuna bak. Elimle alacağım şimdi onu. Aldım lan. Arkadaşlar vallahi her şeye dikkat etmeliyiz. Görüyorsunuz yani şu pisliği falan. 5 kuruş. 5 kuruşluk adamsın lan devrim. Evet. Şimdi benim bir tane böyle yabancı bir param var böyle. Büyük, bayağı bir büyük param var. Şimdi bunu merak ettiğimden buna bakacağım. Oğlum bu ne olmuş bu paraya lan? Para ezilmiş, büzülmüş. Nenemin kükü... büzülmüş. Oha burada bir yazı yazıyor. Ne diyor? Ahmet benim yarla... Mouse'da ne varmış lan? Aaa mouse'da mı? Bu mouse kimin? Nimet'in mouse'ı. Anam! Oha! Ahmet gel gel. Şunun içindeki pisliğe bak. Hadi canım. Görüyor musun kılları falan? Nimet'in bizim... Ahmet senin bu kadar kıl yoktur lan. Yoktur büyük ihtimalle. Çok kötü oğlum. Arkadaşlar özellikle mouse'larınızı, şimdi ben kendi klavyemi getirsem burada rezil rüsva olurum. Benimkinin içinde orman vardır anasını, aslan falan yaşıyordur. Vallahi bak. Bunlar da böyleyse benim bilgisayar, yani Nimet bile titiz ve yani sürekli kullanmıyor bunu. Ay tekerleğe bak. Tırnağıma bak. Anam. Şimdi burası böyle. Şunun içerisine bir tane sinek mi düştü? Ben buraya bir tane su getirdim. İçerim diye arkadaşlar. İçine sinek düşmüş. Şimdi onu inceleyeceğiz. Evet. Şimdi suyun içerisine bakıyoruz. Yalnız su ne kadar dalgalı. Oha. Oğlum suyun dibinde kıllar var. Hangi hayvan getirdi bu suyu? Sineğe bak. Gel lan buraya. Oha sineğe bak. Sinek durmuyor ki yerinde. Ya ben bunu buradan çıkartacağım. Sinir oldum buna ya. Zaten suratıma falan bakacağım. Gel lan buraya sinek. Geldik en önemli kısımlara arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Benim bedenimde, suratımda neler var? Biraz korkuyorum işin açığı. Onun için duş aldım, banyo yaptım. Kendimi güzel bir şekilde keselediğim halde çıktım. Bakalım üzerimde ne varmış. Oğlum makina çok iyi ya. Şuraya baksana kıllarımı nasıl gösteriyor. Oha lan sakalarım beyazlamış. Beyaz beyaz tüyler var görüyorsanız. Kaşım. Ana kaşıma bak. Oha kıllara bak. Allah'ım bir böcek falan çıkmasın ne olur. Vallahi korkuyorum. Aha o ne lan?
Ana kaşımın ortasına bak. Ay tam kaşımın ortasında bir tane delik var ama ne o? Saçlarımda bir şey var mı acaba? Yo simsiyah görünüyor. Oha lan. Saçlarım demir gibi aynı anasını satayım. Başka nereme bakın? Kulağıma bak. Ay kulağıma bakmak istemiyorum. Oha kulağıma bak. Lan ben daha yeni duş aldım. Sakallarımda bir şey var mı? Vücudumun her tarafına bakmak istiyorum şu anda. Dur bakayım elime bakayım. Ay elime hiç bakmadım ha. Bakalım elim yani temiz. Her az önce yıkadım. Oha elime bak. Lan elimin ortasına kıl var. Bak parmağımın ucuna şöyle gösteriyorum. Ana ne avradın. Benim elimden bir şey yenmez beyler. Oğlum makina çok iyi ya. Her şeyi gösteriyor. Şuraya bak. Bak parmak izim. Lan parmağımın ucunda böyle slime gibi şeyler var. O ne lan? Oğlum bunlar ne? Kıla bak. Oha elimde bir yarık var. Küçükken bir kaza geçirmiştim. Bak elimin tam şurasında bir yarık var. Aa burada. Oğlum elimde bildiğin yarık var lan kocaman. Ay çok iğrenç. Başka bir dakika. Dövmelerime bakayım mı? Oha lan dövmelerime bak. Derinin içini gösteriyor. Şu an şuradaki kırmızılığı gösterdim bak. Oha. Derimin içerisine girmiş hep. Şu an burada pantolonumu gösteriyorum. Oğlum nasıl pantolon lan bu? Çakmağa bak. Ay iğrenç. Oğlum çakmağa bak. Ahmet gel çakmağa bak. Hadi be. Oğlum bu nasıl bir şey böyle? Bir daha buna dokunmuyoruz. Çok kötü ya. Oğlum çok iğrenç. Bir sürü. Arkadaşlar elinizi ben buna artık elinizi yıkasanız da inanmıyorum da. Böyle paslanmış yani. Şuraya bak oğlum. Çok kötü derecede paslanmış. Bu ne oğlum şu pisliğe bak. Arkadaşlar vallahi dokunduğumuz her şeye dikkat edin artık. Şuna bak demirin kenarlarındaki pisliklere bak. Bilgisayarın tuşlarına bakıyorum şu an. Oğlum çok iğrenç ya anasını satayım. Şuna bak bok mu lan bu? Bok buldum. Bok buldum. Lan bok. Aha burada. Bak üstümdeki. Oğlum kumaşı gösteriyor lan. Telli telli. Burnuma bakayım aynen. Oğlum ne kadar iğrenç bir burnum var ya. Arkadaşlar videomuz böyle yani gördüğünüz her şey çok iğrenç görünüyor. Daha fazla katlanamadım artık. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Vallahi ihtiyacımız var. Öpüyorum sizleri. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Zil açarsanız daha mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Cansınız. Bir sonraki videoda neler yapalım yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.